Büyük sürgün 1864. Benim doğum tarihim 1968. Kafkas toprağı 104 yılı ve denizleri aşıp Almanya'da St. Vincent Hastanesi'ndeki beşiğimde beni buldu ve içime işledi. Onu gördüğüm anda bunu hissettim. Onu hep içimde taşıdığımı, onunla büyüdüğümü hissettim. Daha önce hiç görmediğim, hiç dokunmadığım, üzerine hiç basmadığım halde bu toprağın benim toprağım olduğunu iliklerime kadar, şah damarıma kadar hissettim. Bu topraktan hiç kopmadığımı, Kafkasya'dan hiç ayrılmadığımı hissettim. Yüzyıllardır bu toprağın üzerinde at koşturuyordum sanki. Bu topraktan başka toprak görmemiştim sanki. Hep buradaydım, başka hiçbir yerde olmamıştım sanki. Öyle bir his, çok güçlü, çok derin. Hayatımda ilk defa toprağı öpmek geldi içimden. Toprağı öptüm, yere uzandım, gökyüzüne baktım, kartal oldum, uçtum. Tarifi imkansız bir saadet. Sonra acılarla yüzleşme. Nerede bir yol, bir patika gördüysem dalıp gittim. Savaşı kaybetmiştik. Vatanımızı kaybetmiştik. Yüz binlerce Çerkez sürgün yollarındaydık. Kesik Çerkez başları sergileniyordu yol boyunca. Bize gözdağı veriliyordu. Vatanımıza asla dönmeyelim diye. Küçük bir çocuktum. Kardeşim daha küçüktü. Onun elinden tutmuştum. Çar'ın askerleri bizi Karadeniz sahillerine indiriyordu. Oradan gemilere doldurulup Trabzon'a, Samsun'a, Varna'ya, Köstence'ye gönderilecektik. Sahillerde gemi beklerken birçoğumuz açlıktan, hastalıktan, soğuktan ölecekti. Birçoğumuz Karadeniz'in karanlık sularına gömülecekti. Birçoğumuz da Karadeniz'in öbür yakasında kırılacaktı. Yenik, boynu bükük gidiyorduk. Yanı başımda bir prenses, son bir özgürlük çığlığı atıp şehit düşmek üzere geride kalan yavuklusuna ağlıyordu. Gerilerde bir yerde dumanlar yükseliyordu. Bizim köylerimiz yakılıyordu. Bizim izlerimiz siliniyordu. Erken bir zafer sevinci yaşıyordu Çar'ın askerleri. Bilmiyorlardı ki bir gün geri döneceğiz. Asırda Rusların soykırım kampanyasına maruz kalan Çerkesler 1918 senesinde bir derlenme toparlama havasına girip diğer Kuzey Kafkasya halklarıyla beraber 7 yıldızlı bayrağın altında Allah şehadetini kabul eylesin Enver Paşa'nın himayesinde birleşip Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti'ni kurdular. Ne yazık ki bu cumhuriyetin ömrü çok kısa oldu. 1921 senesinde Bolşevikler yani Sovyetler Birleşik Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti'ni yıktılar. Fakat Çerkeslerin ve diğer Kuzey Kafkasya halklarının devlet olma iradesi o kadar kuvvetliydi ki Sovyet yönetimi Kuzey Kafkasya'da bir dizi özerk cumhuriyetin kurulmasını kabul etmek zorunda kaldı. Çeçen-İnguş Cumhuriyeti, Kabardey-Balkar Cumhuriyeti vesaire kuruldu. Bu arada şimdi Adige Cumhuriyeti olan yer Krasnodar eyaletine bağlandı. 1991 senesine gelindiğinde ise ki Sovyetlerin dağılış dönemidir, Boris Yeltsin'in devlet başkanlığı dönemidir, Adige'yi de cumhuriyet statüsü kazandı. Bölge Krasnodar'dan ayrılarak ayrı bir cumhuriyet haline getirildi. Adige Cumhuriyeti kuruldu. Ne var ki 2000'li yılların başları itibariyle Rusya yönetimi Kuzey Kafkasya'daki özerk cumhuriyetleri ortadan kaldırma temayülü gösteriyor. Ve bu işe en zayıf halka olan Adige Cumhuriyeti'nden başlamak istiyor. Adige Cumhuriyeti niye en zayıf halka? Çünkü diğer Kuzey Kafkasya Cumhuriyetlerinde otokton yani yerli halklar çoğunluğu teşkil ederken Adige Cumhuriyeti'nin aşağı yukarı 550 binlik nüfusunun sadece %24'ü yerli halktan yani Adige, Çerkes. Şimdi Rusya'nın planı Adige'yi cumhuriyet olmaktan çıkarıp yeniden Krasnodar eyaletine bağlamak.
bu projeye karşı çıkan, bunun gerçekleşmesini engellemeye çalışan bir grup Çerkes aydını örgütlenerek Çerkes Kongresi'ni kurdu. Ve bu örgütün bağrından Adige Cumhuriyet Hareketi çıktı. İşte bu örgütün ve bu hareketin önde gelen liderlerinden Aslan Şazzo ve Ali Bıgane beni 2005 senesinde mücadelelerini, gayretlerini, çalışmalarını yerinde göreyim ve Türkiye kamuoyuna, bilhassa Türkiye'deki Çerkeslere anlatayım diye Adige Cumhuriyeti'nin başkenti Maykop'a davet ettiler. Ben de elime bir amatör kamera alıp bu davete icabet ettim. Şimdi inşallah izleyeceğiniz kayıtlar ve ilgili metin 2005 senesine ait. Adige Cumhuriyeti'nin baş şehri Maykop, 200 bin nüfuslu sakin bir şehir. Çerkezler büyük köy diyorlar Maykop'a. Görülmeye değer yerlerin başında Cumhuriyet İdaresi tarafından yaptırılan Maykop Camii geliyor. 4 minareli bir güzellik. Ben Taç Mahal'e benzettim. Caminin biraz ilerisinde bir anıt var. Kafkas Rus savaşlarında vatanlarının hürriyeti için savaşırken şehit düşen Çerkezlerin anısına. Adige'nin Krasnodar'a bağlanması için yıllardır büyük bir kampanya yürüten Slavlar Birliği, bu camiye ve bu anıta misilleme olarak Maykop'un ortasına bir Aziz Nikolay, yani Noel Baba heykeli diktirmeye çalışıyor. Çevre düzenlemesi yapılmış, heykelin dikilmesi için start verilmiş fakat Çerkes Kongresi'nin düzenlediği nümayiş üzerine Cumhuriyet İdaresi devreye girerek çalışmaları durdurmuş. Çerkes Kongresi yöneticilerine göre Rusların bu girişimi bir provokasyon. Aziz Nikolay Maykop'ta doğmamış, Maykop'a hiç ayak basmamış, buraya heykelini dikmenin mantığı ne diye soruyorlar ve cevabı da kendileri veriyorlar. Maksat Çerkezleri ayaklandırmak, sonra da Adige'de anarşi var diye Cumhuriyet'e el koyacaklar. Ali Bıgane ve Aslan Şazzo beni Maykop'ta yarım saat gezdirdikten sonra kusura bakma daha fazla vaktimiz yok çalışmamız lazım dediler. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın karşısındaki bir binada Çerkes Kongresi'nin genel merkezi var. Oraya gittik. Lider kadro, ertesi gün düzenlenecek olan soykırım ve Adige'nin statüsü konulu konferans için hazırlık yaptı. Adige'nin her tarafından Çerkes toplum önderlerinin yanı sıra Karaçay Çerkes ve Kabardey-Balkar Cumhuriyetlerinden de temsilcilerin davet edildiği bu toplantının büyük bir salonda yapılması planlanmış. Salon 10 gün öncesinden tutulmuş. Ne var ki salon sahibi sözünden dönmüş. Bir takım mazeretler ileri sürerek salonu veremeyeceğini bildirmiş ve bunu bildirmek için son günü beklemiş. Yaygın kanaat, gizli servisin sabotajı. Maykop gibi küçük bir şehirde konferans salonu bulmak hiç kolay değil. Bulunup da kaybedilen bir salonun alternatifini bulmak ise imkansız gibi. Neyse ki Çerkes Kongresi son anda Maykop Üniversitesi'nin bir dersliğini ayarlayabildi. Bütün davetlileri alamayacak kadar küçük bir salon. Karaçay Çerkes ve Kabardey-Balkar'a haber salındı, bu toplantıya gelmeyin denildi ve konferans planlanandan daha düşük bir katılımla gerçekleşti. Genocid status
Jenosit, status. Yani soykırım ve statü. Çerkez Kongresi kurmayları bu iki kelimeyi her zaman aynı bağlamda kullanıyorlar. Adige'in cumhuriyet statüsünü kaldırma teşebbüsünü soykırımın bir devamı olarak görüyorlar. In the 90s was the Russian-Caucasian war. The result of this war was deportation and killing more than 95% of our nation, the Circassian nation. At the beginning of the 19th century, the population of the Circassians, according to the Russian data, were 1 million, more than 1 million people. At the end of the war, in 1864, about half a million people were deported into Turkey, and here in the Caucasus, there Circassians were only about 60,000. So the question is, what happened to those another half of the million of Circassians? Want to show that these all area was Circassian land and the Circassian lived here. Where does it start and where does it finish? From where to where? The Circassian land. If you going back 500 years, the Circassian land was starting from the Don, from Rostov until Dagestan and the Black Sea. Before the priests of the Russian Empire started before 400, they step by step occupied these territories. Many scholars in Europe and here in Russia say that this war is called a genocide against the Circassian people, and by there was casualties. We may say that this is true. After the Russian-Caucasian War, all these villages, you see how much, it's only 10% of all the villages, they finished the take of all these villages, and all our nation was deported and killed and dead in the roads, in the sea, in the Black Sea, and they deported to the Ottoman Empire. Evet abi, 141 sene sonra gene aynı yollardayız. Ne oldu burada 1864'te, biraz anlatır mısın? 1862'de bulunduğumuz vadide, yani Mamrukçay vadinin sonunda Çar Adige beylerini davet edip anlaşma yoluna gitmek istediler ama Çar'ın şartlarını kabul etmeyen Adige beyleri şu gördüğümüz vadiden yeniden dağıldılar ve 2 yıl sonra da savaş bitti. Vadinin sonunda Rus ordusu zaten oraya kadar girmişti ki bir de batıdan Apşeronsk'a doğru yanaşmışlardı. 2 yılda bütün dağları temizlediler, abzekleri aşağıya sürdüler. O günden sonra vadiye Kazak köyleri yerleştirildi. The earth, the soils, then mountains, rivers were taken by the Russian Cossacks. Well, the Russian government colonized settling here, Russian settlements, peasants and Cossacks on the whole territory of Circassia. The people couldn't live here.
any longer, and he was to choose what to do, to live here in the Caucasus or to go to any other place. So the that way to the Turkey was opened. Then the only place where they the Circassians may move only was this country. The deportation was planned not at the end of the Caucasian War. At the 20s, in the 20s of the 19th century, one of the Russian commanders, Admiral Serebrikov, advised the Russian government to put into usage the Russian fleet for the moving the Caucasians, the Circassians from the Black Coast in the Caucasus to Turkey at the in the 20s of the 19th century. So certainly I think that this is was the plan of the Russian government to move the Circassians from the Caucasus. It was a kind of an ethnical cleansing. Many people died from the epidemic diseases there in Turkey and here, for thousands, hundreds of thousands of people, just on the coast of the Black Sea here in Circassia, who were just waiting for the Turkish vessels to come to the Circassian coast and to take them into Turkey, were remained on the stayed on the coast, and for many months, many of them died from the diseases, many from the cold, from hunger. So, and the situation in the Turkish at the Turkish coast was the same. Near the Samsun and Trapezunt, many people, many Caucasians, many Circassians mainly died there. I think this is also we may take and may call as a part of a genocide. Jessenem Tit Haver Adigahu, Nashafitanom, Pay for Banaku, Urskavka Zaum, Hakodal Hamar Pay, and Mojasau Hot, Dolchino, Joshua Tit Hal. Argo Zitwahavai, the Sipsumia Hoho, Hassam Hut Hamja, Haja Offer Zat Hala, Mifado, Dolchro, Mjas Nipper, Kojinas Ramsa Water, Shitups Daz Poja. Тетхагыр агури хрыпса зэче сэнэкъитумджэ орыс хэмджэ адыгэ хэмджэ хэкъодагъ хэмэ я гугъшыпшын фэ ау ау тэ адыгэ хэмджэ зэрэс тэрэмджэ апэрапс лажэзимэ о хэджэ офм хэкъодагъ хэмэ афэбгъушын фэ оджэш фэд хэмэ мэжэр кэ гушан пай джэш фэд ти оф непэ республикамджэ хэджэш я бгъопшын тлэ сэдэс боджэ непэ тэ нэсар Such match, quatch a up. Such up economic, city, politiki, Zigura, Rohan State, Jesh Pekaral, Fishapa, Oskdawa. Qua
هجاش باي هما مزه سنريتانيا يتاثروا تزف ماج سدنيبا لاجتيم او زغورتي ملاجو قرچغوم قزرين صاخم باي ميفدو تقطخ طاخ جاش باج تري تقزچكونو عملتي شلاد بوجه نيپمر ريسبوبليكا زتاچچجه يزاغوتجن نحب قواچو خبتحنا قيچتر. In 91, when Yeltsin was the president, there was few good thing for the Circassian, in simple words. But in the last 3 years, we have some problem with the center, with the policy of the center. They trying to union regions. They want to use this policy to press now Adygea to union with Krasnodar Krai by the law of referendum. They say we are democracy, let's do referendum. But our ask, we are only 24%, how we can do referendum? And we asking why we are only 24% here. This is a big question. Не по республика дражно амальтиб мир та тхам кат фиаша ша чуг фитнагат яб кадраш фитнагат яб Our goal is to strengthen the status of the Republic of Adygea and to recognize the genocide of the Circassian genocide. You want Russia to recognize? Yes, of course. Not only Russia, we will ask another countries. First of all, we collected all the documents from archives about this war, which the Russian generals wrote it in that time, report to the Tsar. We collected more than 500 documents. These are the papers taken from the Caucasian archives in Georgia. So, and we may just see for yourself how they provided those military expeditions in Circassia, how the people were taken into as prisoners of war, how their villages were burned. In these papers you may see, for instance, five villages were burned one day, four or three villagers, and so every day. Then we may see, the rules, how the mountaineers, Circassian families taken as prisoners of war may be given to the, for some work, to some people. With these documents, we sent a letter to the Parliament of Russia asking him to recognize the Circassian genocide. This is letter. They did not give any answer. İşte böyle. Ali Bagane, Aslan Şazlo ve arkadaşları, dünyadaki bütün Çerkezler ve vicdan sahibi bütün insanlar adına soylu bir mücadele veriyorlar. 1864'ün hesabını soruyorlar. Yüzyıllardır zulme uğrayan, soykırımdan geçirilen ve ana yurdunda yok olmanın eşiğine gelen bir halkın hukukunu savunuyorlar. Çerkeslere özgüven aşılayan, her şeyden evvel Çerkeslerin Rus olmama bilincini canlı tutan Adygey Cumhuriyeti'ni ve ardından muhakkak Kabardey-Balkar
ve Karaçay Çerkes Cumhuriyetlerini yıkmaya azmeden Rus yönetimini durdurmaya çalışıyorlar. Maykop'ta Adige Müzesi'ni gezdim. Atalarımdan kalan resimlere, silahlara, ev eşyalarına baktım. Orada şöyle bir his doğdu içime. Rusya'nın gayesi bütün bir Çerkes halkını müzelik hale getirmek. Adige'de kadim Çerkes topraklarında Çerkes görmek isteyenler müzedeki resimlere bakmakla yetinmek zorunda kalacaklar. Bunu hayal ediyor Rusya. Geçmişte kalan bir halkın acı hatırası olmamak için yaşasın Çerkes Kongresi ve Adige Cumhuriyet Hareketi. Cenab-ı Allah bu gibi örgütlerin ve hareketlerin gayretlerini bereketlendirsin. Ben iyimserim. Maykop'a yakın bir yerde büyük sürgünün canlı şahitleriyle görüştük. Onlar da iyimserliğimi besledi. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Televizyon. Merhaba. Хотим снимать вон то дерево вот это. Şimdi Hazretler aşı yapmasını bilen ender milletlerdendir. Şimdi birazdan göreceğiniz gibi çok uzun ömürlü ve sağlam ağaçların üzerine meyve ağaçlarını aşı yaparlardı. Şu andaki şu ağaçların yaşı 150 senenin üstünde. Buradaki eski Abza köyünden kalan tek şeyler. Şu görmüş olduğunuz şu ağaçların 150 senenin üstünde yaşları var. Gördüğümüz yamaçta köy oturuyordu. Bu da bir ailenin bahçesiydi. Böylece kaldı bunlar. Büyük sürgünün canlı şahitleri, evet. Abzeh boyuna mensup Çerkeslerin 150 sene önce diktiği ağaçlar. Hala yaprak veriyorlar ve yaprakları hala yemyeşil. Ve hala da meyve verirler, hala da insanlar bunların meyvelerinden faydalanırlar. Selamun aleyküm Kafkasya. Geri döndüm.